Hoş geldiniz sevgili örgüsever arkadaşlarım. Bazı takipçilerimden aldığım istekler doğrultusunda örgüde pratik bilgiler yeni başlayanlara yardımcı videolar serisine devam ediyorum. Bugün haroşa örgü ve örgüye başlangıç olarak ilk videomuzu çekelim bu seriye. Evet, örgüye başlıyorum. İpimi ne öreceksem aldığım ipin şöyle başlangıcını çeviriyorum. Bu başlangıç sizin ilmek sayınıza göre değişir, büyür. Bir karış kadar bir ip yeterli. Çünkü ben aşağı yukarı 20 tane ilmek atacağım. Ne yapıyorum? Şişimi ipimden geçirdim. Katladığım ipimden geçirdim ortasından. İşaret parmağımı ve baş parmağımla ipimi gerdiriyorum. Daha sonra baş parmağımın bir üst tarafında ip var, bir alt tarafında. Alt tarafındaki ipten bu ipin ucunu şurada diğer parmaklarımla tuttuğum için bir burada, bir burada. Alttaki ipi şişime geçirdim ve işaret parmağımdaki ipten çeldim. Bir, tekrar. Alttaki ipi tuttum, işaret parmağımdaki ipten geçirdim. 2. Alttaki ipi tuttum, işaret parmağımdan geçirdim. 3. 4. İşlem bu kadar. Ben sıkı yapıyorum. O yüzden çift şiş kullanıyorum. Tek yaptığım zaman kesinlikle şişimden geçiremiyorum. Dar kalıyor. Evet, tekrar bir daha gösterelim ve sıra sonuna kadar devam edelim. Baş parmağımın altındaki ipten çeldim. İşaret parmağımdaki ipten geçirdim. Alttan çeldim, geçirdim. Bu kadar, sıra başına kadar ben 20 ilmek atacağım. Evet, ilmeklerim 20 ilmeğe ulaştım. İpimi bağladım. Ve şimdi şişin birini tutup, çift şişti ya, şişin birini tutup asılıyorum. 20 ilmekten düz örgü tekniğiyle öreceğiz. Haroşayı tek bir yönden örmek sistemidir haroşa. Nasıl? Hep düz örgüyle öreceğim ben. Bazıları da hep ters örgüyle örer. Düz örgü nedir? İp şişimin arkasındaysa, şişimin arkasından çelip aldıysam bu düz örgü tekniğidir. Sıra sonuna kadar düz örgü tekniğiyle örüyorum. Sıra sonunda ki ilmeği örmeden alıyorduk. Kenar düzgünlüğü için sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. En son ki ilmeği örmeden aldım. Bakın, örmedim. Niçin? Şu kenar düzgünlüğünü sağlamak için. O bizim için örgüde önemli. Evet. Ve tekrar ilk ilmeği örerek başlıyorum. Yine düz örgü. İp şişimin arkasındaysa düz örgüdür. Haroşa bu kadar. Düz örgü tekniğiyle örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar örelim. Tekrar buradaki o püf noktasına değinelim ve devam edelim. Evet, sıra başına geldik. Bu en son ilmeği ben her zaman örmeden alıyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki şu kenar düzgünlüğümüz güzel olsun diye. Lütfen alışkanlık haline getirelim. Ve yine şişimin arkasından düz örgü alarak örüyorum. Haroşa bu kadar. Size bir tüyo daha vereyim. Başlangıç ipimiz var ya. O bende bu tarafta kaldığında, yani sol tarafımda kaldığında örgünün düz yönü oluyor. Diğer tarafını da göstereyim. Tersi de böyle oluyor. Haroşada çok fark etmez ama bazı örgülerde daha çok fark eder. Örgümüzün düz yönü, örgümüzün ters yönü. Ve ördüğüm diğer parçayı size göstereyim. Evet, işte haroşa örgümüz. Kenar düzgünlüğünde tekrar tekrar değiniyorum. Örgümüzün düzgünlüğü açısından çok önemli. Haroşada dikkat etmenizi istediğim diğer bir husus da çok gevşek örmemeli. İpin ayarı ve şişin ayarı
Yani şiş numarası çok çok önemli. Çok gevşek olduğunda haraşa örgü yıkandıkça salma yapar. Açılır, örgü güzel durmaz. Affedersiniz, eskilerin deyimiyle çuval gibi olur. Evet, haraşa örgümüz gayet güzel, kullanışlı. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.